Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Akrep burçları için tarot açılımı yapacağız. İlk öncelikle aşk falıyla başlayacağım. Onun ardından maddi konularla alakalı açılımımızı yapacağız. Şimdi Ben bu videoyu izleyen, kanalıma abone olan ve videoyu beğenen bütün Akrep burçlarının aşk hayatlarına niyetleniyorum. Siz de videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra arkadaşlar e, videoyu izlemeye başlayabilirsiniz. Niyetinizi ettikten sonra tabii ki niyet önemli. E, aklınızdaki kişiyle alakalı niyette bulunabilirsiniz ya da aşk hayatınızla alakalı genel bir niyette bulunabilirsiniz. Önce ilişkisi olmayanlara ardından ilişkisi olanlara onun ardından evli olanlara bakacağız. İlişkisi olmayanlar için hemen geçmişiyle alakalı bir kart seçmek istiyorum. bir Birkaç hafta öncenizle alakalı ya da birkaç ay. Şöyle ki arkadaşlar size yakın zamanda bir kısmet geldi bir kısmetinizin olduğunu görüyorum. Bir flörtleşme durumu ya da hoşlanma vesaire böyle bir durum yaşadınız. Ama şu anki duruma baktığımda bu kişiyle olan bağlantınızı tamamen bitirdiğinizi söyleyebilirim size. Sanki bu kişiyle olan konuşmayı bitirdiniz ya da ona karşı olan hisleriniz bitti. Ona artık bir şey hissetmiyor olabilirsiniz ya da bir şekilde aranıza bir soğukluk girmiş olabilir. Bundan kaynaklı konuşmayı ya da iletişimde olmayı ya da duygusal bağınızı kesmiş olabilirsiniz Önümüzdeki durumlara bakalım Bu kişiyle devam etmeyeceksiniz Tekrardan konuşmayacaksınız Ama önünüze yeni kısmetler gelecek İki tane kısmetiniz gelecek arkadaşlar Bu iki kısmetinizle konuşacaksınız Bir flörtleşme e, aşk hayatınıza alakalı bir yenilik e, olacak sizin için gayet güzel görünüyor sadece kartların bana söylediği şey şu geçmişi tamamen kapatıp artık yeni tanışacağınız bir insanla ilişki yaşayacağınızı ya da flörtleşeceğinizi ya da hoşlanacağınızı gösteriyor aşk hayatınıza alakalı bir durgunluk ya da ilerlememe asla söz konusu değil. Şu an için belki birkaç gün için ya da bir hafta için bu söz konusu olabilir ama gelecekle alakalı baktığımızda önümüzdeki birkaç ayda iki tane kısmetinizin geleceğini ve bu iki kısmeti tanıyarak aşk hayatınıza devam edeceğinizi gösteriyor kartlar. İlişkisi olanlar için hemen birkaç hafta önceki ya da birkaç ay önceki durumunuza bakalım sizin niyetinize göre. Kupa altılısı kartımızın çıkmış olması ilişkiye başlangıcınızın aslında arkadaş olarak başladığını gösteriyor. Yani tam olarak birbirinize aşık olmamışsınız ya arkadaşınızla sonradan sevgili olmuşsunuz şu anki ilişkiniz için niyetlendiyseniz onun için söylüyorum. Ya arkadaş, arkadaşlarınız sonradan sevgili oldunuz ya da arkadaşlar tam olarak birbirinize bir aşk hissetme tutkulu bir aşk hissetme söz konusu değildi. Bundan kaynaklı ilk önce birazcık aslında Arkadaş anlamında bir ilişkinizin başladığını daha sonra ilerleyerek bunun e, bu şu anki ilişki kavramına geldiğini söyleyebilirim. Şu anki durumunuza bakalım. Şu anki durumunuza baktığımda arkadaşlar. Kafanızın karışık olduğunu görüyorum. Yani acaba bu kişi sizin için doğru kişi mi gerçekten? Ona karşı bir şeyler hissediyor musunuz? Ee, yoksa sadece bu hani öylesine başlanmış bir ilişki miydi? Karşı taraf size karşı nasıl hissediyor? Aranızda bu tutku oluşacak mı, oluşmayacak mı? Bu tarz şeylerin gerçekten kafanızda sorular, e, sorulara sebep olduğunu ve bundan kaynaklı ilişkinizle alakalı yakın zamanda bir karar almak istediğinizi görüyorum. Ancak alacağınız kararla alakalı da kafanızın karışık olduğunu söyleyebilirim. Bakalım yakın gelecekte ilişkinizin durumu nasıl olacak? Yakın gelecekte baktığımızda ilişkinize bir şans daha verme kararı alacağınızı görüyorum. Ya tekrar bir şans verme kararı alacaksınız ya da ilişkinizde e, o ilişkiye sizi bağlayan bir etken olacak. Bu karşı tarafın size karşı davranışı tutumu olabilir. Karşı taraf size bir jest yapmış olabilir. Size güzel bir sürpriz yapmış olabilir. Ya da sizi ne kadar sevdiğini belli etmiş olabilir. Keza siz de aynı şekilde ona karşı belli edeceksiniz. Ya da hani aranızdaki bu tutkunun olup olmadığından hani tam olarak emin değildiniz ya artık bu sizin kafanızda netlik kazanacak ve ilişkinize tekrardan bir şans vereceksiniz. Bir bitiş söz konusu değil ilişkinize alakalı e, kafanızda oluşan soruya yanıt bulabileceğinizi söylüyor arkadaşlar kartlar ve gayet güzel ilişkinize alakalı bir bitiş de söz konusu değil yakın zaman için. Evli olanlara bakalım evli olanların birkaç hafta önceki durumuna bakıyoruz. E ee, gördüğüm kadarıyla arkadaşlar eşinizle anlaşamadığınız bir nokta olmuş. Bu nokta şöyle bir şey ki aslında ikiniz de güzel bir şey istiyorsunuz. Evliliğiniz içinde, ilişkiniz içinde ya da alacağınız karar her neyse ikiniz de güzel bir şey istiyorsunuz ama sırf birbirinize zıt gitmek için zıt gidiyorsunuz. Yani Hani aslında mesela siz de bunu beğendiniz ama eşiniz beğendiği için beğenmiyorsunuz. Ya da siz beğendiğiniz için eşiniz beğenmemiş gibi yapıyor. Böyle bir durum yaşadığınızı görüyorum. Ufak tefek anlaşmazlıklar çıkmış. Şu anki durumunuza bakalım. Şu anki durumunuza baktığımda sizin gerçekten olgun bir kişiliğiniz olduğunu ve ilişkiyi güzel bir şekilde yönettiğinizi görüyorum. E ilişkinin zarar görmemesi adına, aranızdaki ufak tefek sorunların büyümemesi adına sizin kararlar aldığınızı ve ilişkide ilişkiyi kontrol altında tuttuğunuzu. Ne kadar trip de atılsa, bazen anlaşmazlıklar çıksa da hepsi sizin kontrolünüz altında olduğunu görüyorum. Gerçekten bilinçaltı sisteminiz ilişkiye dair çok güzel bir şekilde programlanmış. Kendinizi bu konuda çok güzel geliştirmişsiniz ve tartışmaları bile güzel bir şekilde yönettiğinizi, bu yüzden ilişkinizi zarardan koruduğunuzu görüyorum. Şu an için böyle. Bakalım yakın gelecekte nasıl olacak? Yakın gelecekte de yine aynı şekilde devam edeceğini söyleyebilirim. Hatta e, aranızdaki bu duygusal bağın biraz daha güçleneceğini mantıksal bağdan ziyade duygusal bağın daha güçleneceğini ve birbirinize duygularınızı daha fazla anlatacağınız birbirinize karşı aşkınızın daha fazla güçlenince bir döneme girdiğinizi söyleyebilirim gerçekten duygusal olarak birbirinize sarılacağınız gerçekten birbirinizi mutlu edeceğiniz çok güzel bir dönem sizi bekliyor arkadaşlar ancak bu dönemde Hani gayet güzel görünüyor belki bir tatile falan gidersiniz ama diğer işlerinizi boşlamamanız gerektiğini ne olursa olsun mantıksal açıdan da hani e, mantık ilişkisi olarak anlamında söylemiyorum. Yani kariyerinizle alakalı olur işinizle eğitiminizle alakalı olur her neyse arkadaşlar bunlara da odaklanmanız gerektiğini. Günlük hayatta yapmanız gereken şeyleri unutmamanız gerektiğini söylüyor. Çünkü önümüzdeki haftalarda gerçekten birbirinize vakit ayıracaksınız. Baya birbirinize vakit geçireceksiniz. Bu yüzden e, aşka böyle zaman ayırıp da diğer şeyleri unutmayın. Bunu söyleyebilirim. Sadece onun dışında gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Zaten her şey kontrolünüz altında ilerliyor. Şimdi arkadaşlar. Ee, bu arada kontrolcülük derken e, karşı tarafa asla şans vermeme ya da konuşturmama gibi bir şey söz konusu değil sadece ne yaptığını bilen bir insan olduğunuzu söylemeye çalışıyorum hemen şöyle kariyerinizle alakalı eğitiminizle alakalı ya da maddi durumunuzla paranızla gelirinizle alakalı bir niyette bulunabilirsiniz ya da bunları istemiyorum diyorsanız başka bir şeyden niyetlenebilirsiniz ama genel anlamda bu üçüyle alakalı bakacağım Ayrı ayrı bakmayacağım arkadaşlar üçüne birden bakacağım. Ee, siz niyetiniz neyse onunla alakalı size cevap gelecek. Şimdi sizin niyetlendiğinizi düşünüyorum. Ben de sizin eğitimle, kariyerle ya da maddi durumunuzla alakalı niyetinize niyetleniyorum. Bu videoyu izleyen, beğenen, kanala abone olan bütün Akrep Burçlarının niyetlerine niyetleniyorum arkadaşlar. Şimdi niyetinizle alakalı bir geçmişinize bakalım arkadaşlar. Eğer parayla alakalı niyetlendiyseniz ile alakalı niyetlendiyseniz arkadaşlar elinize güzel bir para geçtiği ancak bu parayı nasıl harcayacağınız konusunda kararsız kaldığınızı gösteriyor. Kariyerle alakalı niyetlendiyseniz iş fırsatlarının yani elinize bir iş fırsatı var ya da çalıştığınız şey ya da bu zamana kadar ki başarınız, tecrübeniz ya da tecrübeniz yoksa bile işle alakalı bilginiz gerçekten güçlü kuvvetli ama aradığınız iş fırsatları bir türlü karşınıza gelmemiş. Tam olarak ulaşamamışsınız istediğinize. Ee, ama kötü durumda da değilsiniz bu arada. Kariyer anlamında asla kötü durumda değilsiniz. Sadece sizin istediğiniz kısmet bir türlü gelmemiş. Onunla alakalı bir sıkıntı yaşamışsanız. Eğitimle alakalı niyetlendiyseniz arkadaşlar... Belirli bir başarı elde etmişsiniz ancak bu başarının ileriyi ne derecede iyi etkileyeceği ile alakalı kafanızda sorular var. Hani daha iyi yapsaydınız bir şeyler garanti olurdu ama hani e Örneğin yüz almanız gereken sınavdan hani 100 normal tam puan 80 almışsınız. 80 aldığınız için gelecekle alakalı tam olarak kendinizi güvende hissetmiyorsunuz. Hani 90 alsam daha güvende hissederdim. Kendim gibi düşünüyorsunuz. Yani geleceğe dair ufak tefek kaygılarınız var. Yaşadığınız bir olay buna sebep olmuş. Şu anki durumunuza bakalım arkadaşlar. Şu anki durumunuza baktığında artık biraz daha rahatladığınızı ve kendinize güveninizin arttığınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Gayet güzel görünüyor para açısından e, şu an elinizdeki paranın sizin için kıymetli olduğunu ve o paraya gerçekten iyi sahip çıktığınızı söyleyebilirim. Eğitimle alakalı kariyerle alakalı da şu anki başarınıza gerçekten güzel sahip çıktığınızı ve kendinizi güzel geliştirdiğinizi özellikle çok ön, e, özgüvenli olduğunuzu ve bu şekilde ön plana çıktığınızı görüyorum. Yakın gelecekle alakalı bakalım. Yakın gelecekte de arkadaşlar durmuyorsunuz asla. Çok güzel bir şey. Ee, kariyerinizle alakalı ve eğitiminizle alakalı yeni planlar yapacağınızı, bunlara odaklanacağınızı, evet yapmak istediğiniz bir şeyi gerçekleştirmişsiniz yakında. Ama artık yeni hedefler koyacağınızı ve bu sefer de bu hedefler için çabalayacağınızı görüyorum. Ee, parayla alakalı da yine aynı şekilde, evet elinize para geldi ama yine de farklı yerlerden nasıl para alabilirim? Nasıl bana yarar gelebilir gibisinden düşünceleriniz olduğunu ve birkaç farklı yoldan da para kazanmak için bir şekilde bir teknik geliştireceğiniz ya da bir kısmet kapısı açacağınızı söyleyebilirim. Akrep burcunun falı bu kadardı. Umarım size faydalı olmuştur. Yorumları aldım, kabul ettim. Kötü olanları evrene tekrar yolladım. Yazabilirsiniz. Ee, Instagram hesabından açıklama kısmında yazıyor. Instagram hesabından bana ulaşarak özel fal baktırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz, beğendiyseniz eğer sevdiğiniz bir arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere.